Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, yetimlerin halini nasıl anlardık? Nasıl anlayabilirdik? Yetim bir çocuğun yürek sızısını nasıl idrak edebilirdik? Nasıl içimizde duyabilirdik? Mekke'de ambargo sürüyordu. Müslümanların çocukları diğer çocuklarla oynayamazlardı. Onlara zaten ambargo uygulanıyordu. Onlar toplumdan ayrıştırılıyordu. Onlar toplumdan tecrit ediliyordu. Toplumun bünyesi onları, Müslümanları kabul etmiyordu. Yetim bir çocuktu. Çocuk yasaklardan anlar mıydı? Müşriklerin çocuklarının yanlarına yaklaşmıştı. Yerde bir değnek vardı. Yetim değneğe uzanıyordu. O dal parçasına uzanıyordu. Kendisini oyuna almayan arkadaşlarına verecekti. Derken hışımla bir adam geliverdi. Yetimi göksünden itiverdi. Kocaman adamdı. İnsanın vicdanı bu denli kararır mıydı? Duyarlılığını tamamen kaybeder miydi? El kadar çocuğu göksünden itiveriyordu. Sonra bu kaba adam bağırarak diğer çocuklara, "Ben size Müslüman çocuklar aranıza almayacaksınız demedim mi? Onlarla oynamayacaksınız demedim mi? Bir daha onları oyunlarınıza aldığınızı görmeyeyim," diyordu iri kıyım kaba adam. İri kıyım kaba adam yetim çocuğu göksünden itiyordu. Çocuk ince bir dal gibi yere düşüyordu. Avuçlarının üzerine düşüyordu. Canı nasıl da acıyordu, nasıl da acımıştı. Acıyı içinde duyar duymaz kalbinde annesini duymuştu. Annesini hissetmişti. Annesi yetimi ta kalbinden tutuvermişti sanki. Yetim çocuk "Annem," diyordu. Acıyı duyar duymaz "Annem," diyordu. Yetim şimdi iki acıyla kıvranıyordu. Avuçlarının içi soyulmuştu. Bu acıyı duyuyordu. Ama annesi yoktu. Annesinin yokluğu ikinci bir acı olarak geldi, oturdu yüreğine. Annesi olsaydı nasıl da koşardı annesi. Çocuk annesine nasıl da koşardı. Annesi bağrına nasıl da basardı. Çocuk annesinin bağrına nasıl da yaslanırdı. İnsanın derin bir yanı vardı. İnsana bir acı isabet etsindi. Hemen arkasından üst üste diğer acılar gelirdi. Acılar başına çöküverirdi. Yetimi biri iterse, yetimi biri dışlarsa bu acının ilki olurdu. O anda duyuverdiği acı olurdu. Hemen ardından annesinin yokluğunu hissederdi. Bu daha büyük bir acı olarak gelirdi. Altından kalkılmaz bir acı gibi gelirdi. Kardeşlerinden kaybettiği varsa onların yokluğu hemen üzerine gelirdi. Bir başka acı olarak gelirdi, kuşatırdı. Varsa başka acıları, o acılar da bir bir üşüşürdü yetimin üzerine. Acılar dört koldan gelirdi. Gelir de yüreğine bir dağ gibi çökerdi. Bu acıya yüreği dayanmazdı. Bu acıyı bedeni de kaldırmazdı. Yüreği bir yaprak gibi savrulurdu. Takattan dermandan düştüğünü sanırdı. Omuzları önüne düşerdi. Ayakları sağlam basamazdı. Sanki ayakları birbirine dolaşır gibiydi. Yorgunluğu, bitkinliği derinden duyardı. Adım atacak can kalmamış gibiydi. Yetim avuçlar üzerine düşmüştü. Canı nasıl da yanmıştı. Yavaş yavaş kalkmaya çalışıyordu. Üstü başı toz toprak olmuştu. Minik elleriyle üzerini temizliyordu. Oyun başına yıkılmıştı. Çevresine bakındı. Kimseler görünmüyordu. İçinde bir ışık belirdi. İçinde bir mana oluştu. "Fatıma," dedi. Fatıma annemiz geldi kalbine. Hemen ona yöneldi. Yürümeye başladı. Heyecanlanıyordu. Kendini bağrına basacak olanı bulmuştu. Annesi gibiydi. Yoksa anneden de ötelerde biri miydi? Fatıma onu kaç kez bağrına basmıştı. Başını yıkamıştı. Öz anne gibi bakmıştı. Yetim koşmaya başladı. Fatıma annemize koşuyordu. Yetimleri en iyi yine yetimler anlardı. Kuşkusuz yetimleri en iyi yetimler yetimi Peygamber Efendimiz anlardı. Yetim yürekleri en iyi bilendi. Yetimlerin içlerindeki yaraları, sızıları en iyi bilen Efendimiz'di. Sonra Fatıma'sıydı. Yetim Fatıma annemize geldi.
önce selam verdi. Fatıma annemizin ay parçası gül yüzü gülümsüyordu. Bu minik kuşu buyur ediyordu. Yetim yaralı avucunu açıyordu annemize. Fatıma hemen bir şeyler getiriyordu. Sonra yetimin avuçlarındaki yaraları sarıyordu. Yetimin elleri Fatıma annemizin ellerindeydi. Yetim bu elleri Fatıma'nın ellerini kalbinde duyuyordu. Yetimin ola ki önce kalbi yaralıydı. Kalbi yaralanmıştı. Yetim çocuk Fatıma annemizin ellerini önce kalbinde gezdiriyor olarak duyuyordu, hissediyordu. Yetimin duyuşları doğruydu. Yetimin hissedişleri doğruydu. Fatıma annemiz yetim çocuğun avuçlarındaki yaraları, yüzülmeleri, kanlı hallerini görünce yüreği ağzına gelmişti. Yetimin acılarını kalbinde duymuştu annemiz. Çocuğun kalbinde olanı kendi kalbinde duymuştu. Kalpten kalbe yol bulmuştu. Aynı şeyleri hissediyorlardı, aynı şeyleri duyuyorlardı. Kalplerin atışları hüzün yüklü oluyordu. Önce kalpte olanı duymak vardı. Sonra adım atmak vardı. Yapılması gerekeni o yüksek duyarlılıkla yapmak vardı. Fatıma annemiz önce yetimin acısını içinde duymuştu. Sonra yaraları sarmak için gayret ediyordu. Çocuğun elini eline alırken çocuğun kalbini eline alıyor gibiydi. Ya da kendi kalbini eline alıyor ve kalbiyle yaraları sarıyordu. Ya da kendi kalbini eline alıyor ve kalbiyle yaraları sarıyordu. Duyuşlar karşılıklıydı. Çocuk da kalpten kalbi akışları duyuyordu. Bu nedenle önce kalbinin iyileşmeye doğru olduğunu duyuyordu. Sonra Fatıma annemiz hemen fırlıyor, süt getiriyordu. Yetime süt ikram ediyordu. Bir anne yaralı kuzusunun çevresinde nasıl pervane gibi dönerse, kalbi tir tir titrerse, şimdi Fatıma annemiz öyleydi. Fatıma çocuğun kalbindeki yüzünü alıyordu ve uzaklara koyuyordu. Çocuktan çok uzaklara koyuyordu hüznü. Fatıma çocukların ağlamasına dayanamazdı. Fatıma çocukların yaralanmasına dayanamazdı. Bu ince çizgileri, bu incelikleri babacığından öğrenmişti. Babası hayatın cümle inceliklerini kızına cam parçasını öğretiyordu. Babası çocuklara çok düşkündü. Efendimiz çocuklara düşkündü. Çocukların ağlamasına hiç dayanamazlardı. Torunları Hasan ve Hüseyin ağladığını işittiğinde öyle buyururlardı. Beni üzüntüden öldürmek mi istiyorsunuz? Çocukların ağlaması Efendimizin kalbini titretirdi. Efendimizin kalbini zorlardı. Çocukların ağıtlarını bir duysundu. Kalbi çocukların kalbiyle aynı ritimde atardı. Aynı hüzünle atardı. Bayram namazını kılmışlardı. Bayram çıkışı ağlayan bir yetim çocuk görmüşlerdi Efendimiz. Hemen çocuğun başını okşamaya başladılar. Sonra evladım olur musun buyurdular. Hemen arkasından Fatıma ablan olsun mu diye seslendiler. Çocukla, yetim çocukla el ele tutuştular. Hane-i saadete geldiler. Güzel bir elbise giydirdiler. Fatıma kardeşim diye minik yavruyu bağrına basıyordu. Artık babası alemlere rahmet olandı. Ablası gül yüzlü ay parçası olan Fatıma'ydı. Hanesi hane-i saadetti. Bir kapıyı kapatan muhteşem bir kapı açıyordu. Hüznün ardından yemyeşil bir bahar geliyordu. Tatlı bir yaz geliyordu. Kış geldi diye kış sürgüt devam etmiyordu. Kışın sonunda yemyeşil bir mevsim geliyordu. Ölümün ardından sonsuz bir hayat başlıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.